Merhaba arkadaşlar. Birkaç bilgi vereceğimiz videomuza başlayalım. Türkiye'de bulunan önemli baraj göllerini dikkate alıyoruz. İlk olarak Fırat Nehri üzerinde bulunan Atatürk, Keban, Karakaya gibi barajlarımız var. Ki şu an Türkiye'de baktığımızda en çok hidroelektrik üreten barajımız Atatürk olarak dikkate alınmaktadır ve GAP kapsamında olduğunu da biliyoruz. Diğer akarsuyumuz Dicle, Devegeçidi, Ilısu, Kral Kızı gibi bazı önemli barajlarımız söz konusu. Çoruh üzerinde Deriner, Borçka ki yapımı devam eden Yusufeli var. Şu an onu almıyoruz aktif olmadığı için. Deriner baraj duvar yüksekliği en fazla olan barajımız. Tabi bunun yanında Yusufeli tamamlanınca o birinci sıraya yerleşecek ama şu an için Deriner baraj duvar yüksekliğinde birinci. Yeşilırmak Nehri üzerinde Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu, Almus gibi bazı barajlarımız. Kızılırmak Nehri üzerinde Hirfanlı, Kesik Köprü, Kapulukaya, Altınkaya gibi baraj göllerimiz ve hidroelektrik santraller de tabi burada önemli. Sakarya Nehri üzerinde Gökçekaya, Hasan Polatkan, Gediz Nehri üzerinde Demir Köprü, Büyük Menderes üzerinde Kemer Adıgüzel. Tabi burada şunu unutmuyoruz. Ege'de kıyı kesime doğru yükselti az ama iç kesimlere doğru hidroelektrik potansiyeli artıyor arkadaşlar. O yüzden iç kısımlarda özellikle Ege'de baraj göllerini ve hidroelektrik santrallerini görebiliyoruz. Manavgat üzerinde Oymapınar ki Oymapınar kuruluş sebebi olarak özellikle Seydişehir'de kurulan boksit fabrikasına enerji sağlamak için kuruldu burada. O önemli özelliği var. Seyhan Nehri üzerinde Seyhan. Ceyhan Nehri üzerinde Aslantaş, Sır, Berke, Menzelet. Yine bunları ekleyebiliriz. Aslantaş, Sır, Berke, Menzelet gibi bazı baraj göllerimizde bulunmaktadır. Önemli baraj göllerini arkadaşlar bu şekilde saymış olalım. Size de iyi çalışmalar diliyorum ve yine hatırlatıyorum görüşlerinizi bildirmeniz benim için değerlidir, önemlidir. Görüşmek üzere.